Efendim selamlar, saygılar. Söylem Haber Ajansı kanalına hepiniz hoş geldiniz. Türkülere ses veren adam. Yani türküler öyle bir derya, öyle bir deniz ki eğer siz de bu denizde kulaç attıysanız mutlaka Nurullah Akça'ya rastlamışsınızdır. 40 yıllık sanat hayatında TRT patentli ve müziğe çok toy küçük yaşlarda bağlamayla başlayıp ve ömrünü müziğe, Türkiye adayan çok önemli bir Erzurum'un Türkiye'ye mal olmuş önemli bir ismi Nurullah Akçay ile birlikteyiz. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum güzel düşüncelerin için özellikle. İşte Antalya'dayız. Yörükler ve Erzurumlar buluşması çok güzel bir proje. Ben emeği geçen herkese teşekkür etmek istiyorum. Başta başkanımız Nihat Bey olmak üzere yönetimini kutluyorum. Çünkü Erzurum'un hem musiki kültürünü, hem mutfağını, hem yöresel ürünlerini burada sergileme imkanı bulundu ve Antalya'daki Erzurumlu hemşerilerimiz buraya akın ettiler. Aynı zamanda Antalyalı dostlarımız Yörükler buluşması olarak çok ince, güzel bir düşünce. Ben de bugün finalini yapıyoruz programın. Finalini benim konserle yapacağız. Birazdan sahne alacağım. Her şey çok güzel gördüğüm kadarıyla. Ben de burada olmanın haklı onurunu yaşıyorum. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim çok sorun var aslında Nurullah Akça'ya. 1980'li yıllarda hayatımıza o siyah beyaz ekranlarda renk kattı. Yani Yazın Yar, Kar Başıma ilk albümüyle kendini sevenleriyle buluştu. Özellikle yani türkülerin, Anadolu kültürünün yansıtıldığı bir ses. Kadife bir ses. Azeri, Kerkük ve Anadolu'muzun dört bir yanının kültürünü ekranlara, söze, saza sığdırmaya çalışan adam. En sonunda Yürekten Dile sevenleriyle buluşturdun çok uzun yeni bir aradan albüm, sonra. Yeni albüm evet şu neler an. Neler söylersiniz Yazın Yar, Kar Başıma'dan sonra gelinen bu 40 yıllık sanat hayatında birkaç cümle? Evet. Yani tabii ben Erzurum radyosu girişliyim biliyorsun. 82 yılında TRT yaşantım başladı. Yetişmiş sanat sınavını kazanarak. O günden bugüne türkülerimize, halk kültürüne, sonuçta halk müziği bir mirastır. Bunu korumaya çalıştık. O geleneksel yapısını korumaya çalıştık bugüne kadar TRT'nin terbiyesiyle. Dolayısıyla bu senede benim 41. sanat yıl dönümüm oldu. Onun da güzel bir konserle 41 kere maşallah diyelim. Çok sağ olasın. Taçlandırdık Keçiören'de. Onun yine konserleri olacaktır başka illerde inşallah. Böyle planlarımız var. Bu 41. yıl sanat yılı adı altında yine Nurullah Akçay konserlerimiz olacak. 41 yılda tabii çok şey yaptık. Hep ben böyle işte aktif rol aldım bu işte. Erzurum Radyosu'ndayken de yine kültürümüze, Erzurum'uza hizmet etmenin. Bir de ben tabii Erzurum doğumluyum. Böyle bir Erzurum sevdam var benim. Bir Erzurum kırmızı çizgim biliyorsun. Bu 41 yıllık sanat yaşantımı da ben hep manevi olarak Erzurum'a akıtmaya çalıştım. Biliyorsunuz bundan 3 sene önce son 6 yılda Erzurum'dan TRT Müzik'te programlarımız oldu. Evet. Benim hazırlayıp sunduğum. İşte ilk 2 sene Radyo Günleri Erzurum'u yaptık. Sonra format değişti. Yaylalarına vazı yaptık. En son Yare Söyle'ydi programlarımız. İnşallah tabii halkımız yine o programları arzu ediyor. Çok PR olmuştu Erzurum için de. Çok önemliydi. Yine umuyorum görev verildiğinde ben canla başla yine hizmet etmeye hazırım. Efendim Erzurum Cumhuriyet tarihimizin önemli mihenk taşlarından, mihenk kalelerinden bir tanesi. Cumhuriyet'in kuruluşunda çok önemli rol oynamıştır. Aşıklar ozanların başkentidir. Ben öyle yorumluyorum. Çok önemli insanlar, önemli ses sanatçıları var. Ama burada bir önemli sanatçımızı da daha yad etmek, ona rahmet dilemek istiyorum. Sayın İbrahim Erkal'a buradan tüm Erzurum camiasına ve tüm Anadolu'muzda bizleri izleyen, yurt dışında yurt dışında yaşayan insanlara buradan İbrahim Erkal'ı da, bir Erzurum sevdalısı İbrahim Erkal'ı da anarak, rahmet dileyerek söze devam etmek istiyorum. Şunu söylemek istiyorum. Mitolojisi olanları, hikayeleri ben çok seviyorum.
Siz aşıklar, ozanlar geleneğini içinizde Türk Halk Müziği'nin Anadolu'muzun bir ezgilerini motif motif işliyorsunuz. Evet. Sizi etkileyen, en çok etkileyen, böyle yaralayan türkü nedir? Hikayesiyle birlikte şöyle birkaç anekdot alsak mümkün mü? Şimdi şöyle, öncelikle İbrahim Erkal kardeşime ben de rahmet diliyorum. Çünkü ben 97'de biliyorsunuz bir albüm yaptım, Türkü Pınarı. O albümde de düetlerimiz olmuştu. Erzurum'umuzun buram buram Erzurum kokan türküsü, biliyorsunuz. Hani yaylam, hani senin ezelin. Evet. Bir de Alvarlı Muhammed Efendi'nin Seyli ile Güzeli, ikisini düet yapmıştık. Şimdi diyorum ki iyi ki de yapmışız, o hatıra kaldı. Kardeşimin Allah makamını, mekanını cennet eylesin. Amin. Güzel bir insandı. Erzurum'a değer katan, değer katan sanatçımızdı. İşte ben de şimdi tabii bu yolda elimden geldiği kadar, yıllardır biliyorsunuz, Erzurum'a ne kadar katkı sunabilirsem onun onuruyla, onun sevinciyle yaşamaya çalışıyorum. Erzurum biliyorsun, senin de söylediğin gibi kadim şehir. Çok ozanlar yetiştirmiş, çok değerli ozanlar. Reyhaniler, Sümmaniler, Emrahlar, Erzurum başka bir yöre. Tabii bizde bu bayrağı, özellikle ben de mesela çalıp söyleme geleneğini yaşatmaya çalışıyorum. Şimdi hikayesiyle dediniz. Hikaye... Mesela Huma Kuşu da Erzurum'a ait bir türkü. Huma Kuşu, evet. Huma Kuşu çok önemli bir ezgimiz, uzun hamağımız daha doğrusu. Onu da Mükerrem Kemertaş ağabeyimiz, Allah rahmet eylesin, çok bayraklaştırdı onu. Ve en güzel okuyan sanatçımızdı. Ondan da altın plak almıştı, ben biliyorum. İşte mesela şey var. Karacamışları Vurdum Bayrağı var. O da çok hazindir, biliyorsunuz. İşte köyün çobanı evleniyor. Evet. Tam düğün gecesi, şey günü, ovada camışlar dövüşe tutuşuyorlar. Tabii gelip diyorlar ki bu camışlar ancak seni tanıyor. Hani gelip sen ayırsan yine düğünü devam etsek diye. Çobanım garibim de giymiş takım elbiselerini, damatlık kolonyasını sürünmüş. Gidiyor onları ayırmaya. Tabii camışlar bunu tanımıyorlar. Ve orada rahmetli oluyor. Ve o türkü yakılıyor. İşte halk dediğimiz büyük usta, rahmetli Özay Gönlüm böyledirdi. Karacamışları Vurdum Bayrağı, dövüşe dövüşe indi çayıra. Güveyin işini Allah gayra diye böyle bir türkü yakıldı. Buna benzer tabii çok türkülerimiz var. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Halk müziği derinliği olan bir müzik. Hepsinin bir geçmişi, hepsinin bir hikayesi var. Yani böyle oturayım da bir tane türkü yapayım, besteleyeyim gibi olmuyor. Hep yaşanmışlık. Yani işte bunlar tabii öğüt veriyor, nasihat veriyor. Türkülerimizde her şey var. Kahramanlık var, sevinç var, keder var. Dolayısıyla var, gözyaşı var. Her şey var. Böyle bir olgunun içerisinde olmak, böyle bir hizmette yer almak da benim için ayrı bir onurdur. Buradan hemşerilerime ve Antalyalı dostlarımıza selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Ve katkı sunan belediye başkanlarımıza, yanımızda olan herkese teşekkürlerimi iletiyorum. Efendim, ben Nurullah Akçay. Az sonra sahneye çıkacak, sahne hazırlıkları var. Kıymetli vakitlerini bizimle bu güzel söyleşiye ev sahipliği yaptığı için kendilerine çok teşekkür ediyorum. Bizi yurt içinden, yurt dışından takip eden, izleyen tüm türkü dostlarına mutlaka Nurullah Akçay'ı yakından dinliyorlardır, izliyorlardır. Peki efendim, ben şöyle bir şey araya gireyim mi? O zaman yurt içinde, yurt dışında, ben de çok yurt dışına konserlere gittim. Gurbetçi dostlarımla türkülerimi paylaştım. Şimdi biliyorsun artık fiziki bir şey kalmadı. Senin de söylediğin gibi Yürekten Dile en son albümümüz. Bütün artık dijital ortamda bunlar. Beni artık dijital ortamda takip etmelerini istirham ediyorum. Yani YouTube kanalımız var resmi. Oraya abone olsunlar, paylaşım yapsınlar. Çünkü her hafta da yeni bir video oraya yükleniyor. Diğer sosyal medya hesaplarımdan da takipte kalsınlar. Bundan sonra da yine akustik çalışmalar, yeni çalışmalarla birlikte olacağız. Ben şunu da merak ediyorum son olarak. Bir soru daha ekleyelim. 80'li yıllarda müzik hayatınıza başladığınız dönemde biliyorsunuz un kapanı ve plakçılık, kasacılık çok zirve, çok önemli tavan yapmış bir durumdu. Evet. Sizin de belirttiğiniz gibi dijital ortama geçti. Ne değişti sizde? Yani hayatınızda nasıl bir badire atlattınız? Nasıl bir adaptasyon sağladınız mı buraya? Gayet tabii, yani sağlamak zorundayız. Ama tabii şu var.
Eskiden her şey çok kıymetliydi. Ya yani mesela diyelim ki bir kaset vardı. Kasette beğendiği türküyü insanlar bir sardırıyordu, başa almaya çalışıyordu, türküyü buluyordu, dinliyordu. Bir emek vardı ya, kıymetliydi. Şimdi işte dijital ortamda hemen şöyle bir tık bakıyor, yok bunu beğenmedim, şuna geçiyor filan. Böyle bir şey var. Hazırcılık var. Hazırcılık var ve korkunç bir tüketim var. Ama tabii bu mecrada da yer almamız gerektiğini düşündüğüm için şu an bütün sosyal medya hesaplarım aktif. Bütün dostlarımızı buraya bekliyorum. Evet efendim. Erzurum kökenli, Menşe Erzurum olan ama Türkiye'ye, Anadolu'ya mal olmuş, türkülere ses veren adam Nurullah Akçay bugün gönülden, kalpten söylemleri ve türküleriyle Antalya Anfaş Fuar Alanı'nda yine gönüllere dokunmaya devam edecek. Burada Yörüklerle, Antalyalılarla, tüm Anadolu'dan gelen insanlarla, burada sevenleriyle kucaklaşacak. Söylem Haber Ajansı'ndan bütün programımız YouTube'dan yayınlandı. Ben kendilerine teşekkür ederken bence alkışın en büyüğünü duyurma amacıyla Söylem Haber Ajansı hak etti. Bir alkış gelsin. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Sayın Hocam buyur. Sözünü derseniz kim gelecek? Alkışlarınızla çok değerli bir sanatçımız Nurullah Akçay. Türkiye'ye sorun değil, kadınlar. Çünkü ben bu yaylada doğmuşum.
ben Erzurum'da Dadaş doğmuşam.
Bugün hakikaten bir yaz havası var Antalya'da. Ben böyle atkılı, matkılı, montlu falan geldim. Olamaz böyle bir şey. Ama sanıyorum daha önceki günler soğuktu değil mi? Yeni yeni. Ben sıcağı getirdim sizlere. Evet. Şimdi ben yeni bir albüm çalışmam oldu. Belki biliyorsunuz. Hiç olmazsa biliyorsunuz. Bu albüm çalışmamda bir Erzurum hissettim yine. Duygularımı söze ve saza döktüm. Dedim ki ben Dadaş olmayayım ve Erzurumlara Erzurum görselleriyle hediye ettim daha albüm çıkmadan. Zannederim bu değil de ondan önceki 12 Mart'ta başkanım hatırlarsınız. Evet, şöyle bir hatırlayalım bakalım nasıl olmuş.
Güzel olmuş mu abi? Güzel mi? Beğendiniz mi? Erzurum'dan gelen Murat kardeşim. Sen Erzurum'dan geldin değil mi? Anası, biricik, eşi ve çocuklar için yazın yağı karmaşma isteriz. Tabii buradan hepinizin isteği olmuş olsun. Şöyle cebime koyalım. Ya özür dilerim, bir yudum su almak istiyorum. Biraz daha okuyalım oğlum. Abi biraz gerçi şey. Bu var şey. Sayıtlarda bağlama var değil mi? Hüdadır buna minnet eylemem.
Hiç bize gerek yok.
Oh,
Ramiciğim nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim abi, nasılsın? Allah razı olsun. Özlemeyeceğim kız, ben bu programdan sonra bir sarılma. Tamam, sağ olasın. Hoş geldin. Evet. Eyüp Koçak benim sosyal medya danışmanım. Bir alkış hak ediyor çünkü benim YouTube kanalımdan, resmi YouTube kanalımdan her hafta videolarımı kardeşim paylaşıyor. Sağ olsun, var olsun. Bu da yine sağ olun. Kanallarda takip etmeyi unutmuyoruz bu arada. Çünkü her hafta bir video var, değil mi? Yeni çalışmalar var. Artık her şey fiziki bir şey kalmadı, her şey dijitalda. Lütfen orada takipte kalalım. Sosyal medya hesaplarımızda. Pekala. Nasıl gidiyoruz? Alkış alayım ben. Evet. Ben biliyorum biraz öncesinde çok beklettik sizi. Kusura bakmayın. Tabii önceden bir sound check almadığımız için. Pekala. Devamlı. Tamam. Şimdi devam alkışlar. Devamlı. Tamam mı? İyi. Sizler ne dediyseniz ben orada söyledim. Bak, ben sizin için buradayım. Benim hemşerilerim yüreği için buradayım. Onun için benim için onurdur sizlerle birlikte olmak, türküleri paylaşmak. Sağ olun, var olun. Ayaklarınıza sağlık. Uzun ince yol yoktur.
tek ben dildeyim, sendedir yarim beni. Çimimde gezdireyim eskide yarim. İpek ben dildeyim, sendedir yarim beni. Çimimde gezdireyim eskide yarim. Thank you.
Son 6 sene biliyorsunuz Erzurum'dan 150 bölüm televizyon programı yaptık. Çok ben iyi
Şimdi tabii yine programımızı istiyorlar. Erzurum'dan o pencerenin açılmasını istiyorlar. İnşallah nasip olur. Tekrar bana görev verirse seve seve Erzurum'umuz için, kültürümüz için koşulluk yaparım. Bunu da buradan söyleyeyim. Sizler de o programları izlediniz biliyorum. Ve ben diyorum ki bugün burada gerçekten çok önemli bir buluşma gerçekleşti. Tarayacığım, sana da teşekkür ediyorum her şey için. Tekrar ben Erzurum Derneği yönetimimizi, başkanımızı, emek veren herkesi, belediye başkanlarımızı kutluyorum, tebrik ediyorum, Allah razı olsun diyorum. Sizlerin hepinizi de ayaklarınıza sağlık. Nerede Erzurum rüzgarı kokusu olursa ben oradayım zaten. Koşa koşa geliyorum, geliyorum. İnşallah böyle güzel etkinliklerde Allah ömür verdiği müddetçe yeniden birlikte olmak ümidiyle diyorum ki her şey ama her şey gönlünüzde olsun. Hakkınızı helal edin. Eyvallah. Değerli dostum. Nurullah Bey'le senelerdir birçok sahnede hep beraber olduk. Hiç değişmemiş, hiç durmamış, hiç duraklamamış, hatta daha da ileri. Tebrik ediyorum. Sizler için böyle olmaya çalışıyorum, böyle kalmaya çalışıyorum. İyi olmuyor mu? Evet, bu çiçek kimden? Erzurum'dan. Erzurum'dan. Çok teşekkür ediyorum. Çok incesiniz. Ben bu karayı çekin. Efendim tekrar saygılarımı sunuyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Anas var. Biz teşekkür ediyoruz. Allah yollaştırmasın. Açıkçası. Değerli dostlar, 5 gündür kafanızı ben şişiriyorum, hakkınızı helal edin. İnşallah bir dahaki programa nasip olursa Nurullah Akçayır Bey bir alkış daha gönderiyoruz ve uğurluyoruz kardeşimizi. Erzurumlar, Antalya Erzurumlar Derneği'nin organize etmiş olduğu Kadimşehir Erzurum tanıtım günlerinde hoş geldiniz, sefa geldiniz. Her şeyin bir nihai sonu olduğu gibi bu programında şu dakikalarda son saniyelerindeyiz. Biz hakkımızı helal ediyoruz. Sizler de hakkınızı helal edin. İnşallah bir başka programda görüşmek üzere, buluşmak üzere. Yönetim adına, kendim adıma teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın.